Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped, as well-equipped as any army in the world. 8 Temmuz'da yani 37 gün önce bu açıklamayı yapmıştı ABD Başkanı Joe Biden. Taliban'ın Afganistan'ı kontrol etmesinin mümkün olmadığını savunmuş, destek verdikleri Afgan ordusunun güçlü olduğunu iddia etmişti. Afgan hükümetinin de görev başında olacağını söyledi. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Başkan seçildiğinde ABD geri döndü propagandası yapan ABD başkanı dediğini yaptı. 20 yıl önce işgal için girdiği Afganistan'dan Taliban yenilgisi sonrası desteklediği hükümetle birlikte apar topar geri döndü. What is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. ABD'nin eğitip donattığı Afgan ordusu Taliban'a karşı direniş gösteremedi. ABD'nin en az 6 ayda Kabil'e yaklaşamazlar dediği Taliban güçleri, Biden'ın açıklamasından 38 gün sonra Afganistan'ın yönetimini kontrol altına aldı. Taliban'a Kabil'e girmemesi için ricacı olan, hatta para dahi teklif ettiği belirtilen Biden yönetimi, beklemedikleri ilerleyiş nedeniyle büyük panik yaşadı. Tahliye için apar topar ek asker gönderildi. Kabil'deki elçilik çalışanları elçilik kapısından değil, helikopterle çatıdan alındı. ABD askerleri de Kabil Havalimanı'nda da büyük panik yaşadı. Any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling... None whatsoever. Zero. Aynı fotoğraf 1975 yılında Vietnam'ın başkenti Saigon'da da çekilmişti. Vietnam'ı işgal etmek isteyen ABD büyük bir hezimet yaşamış, Saigon'daki elçilik çalışanlarını da binanın çatısından tahliye etmişti. 46 yıl sonra ABD'nin Afganistan'daki durumu Vietnam'daki hezimete benzetildi. ABD medyası ve senatörlerden Biden yönetimine sert tepki geldi. Başkan Biden'ın kararları 1975'te Saigon'un aşağılayıcı düşüşünün daha da kötü bir devamına doğru ilerlememize neden oldu. Büyükelçiliğimizde gerçekleşen tahliyeler ve askeri güçlerin acele konuşlandırılması ile ilgili en son haberler Kabil'in düşüşü için hazırlık gibi görünüyor. Başkan Biden bir savaşı sona erdirmenin en hızlı yolunun onu kaybetmek olduğu sonucuna varıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı eski sözcüsü Morgan Ortagus da tepkilere destek verdi. Biden yönetiminin Afganistan'dan yenilgiyle ayrıldığına dikkat çekti. Her şey tam bir çöküşü işaret ediyor dedi. Biden yönetimine eski ABD Başkanı Donald Trump'tan da sert tepki geldi. Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı ABD tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçecek. Afganistan'da yaşanmasına izin verdiği şey nedeniyle Biden'ın rezil şekilde istifa etme vakti geldi. Zaten meşru olarak seçilmemişti. Afganistan hizmetine karşı Biden yönetiminden tek savunma ise Dışişleri Bakanı Blinken'dan geldi. Afganistan'da kalmak çıkarımıza değil açıklaması yapan Blinken, yaşananların hezimet olmadığını savundu. Öte yandan ABD, geride yalnızca karışıklık ve yıkım bıraktı Afganistan'dan kaçarken, kendisine hizmet eden Afganları da binmek istedikleri uçağı almadı. ABD uçağının uçuşa hazırlandığı sırada peronda koşturan Afganların görüntüsü de kameralara böyle yansıdı. Bir başka videoda ise iki Afgan'ın zorla bindiği ABD uçağından metrelerce yüksekten yere düştüğü görüntüler kaydedildi.